Bazen kendimize yalnızlığımızı aratmaması için ufak dostlar satın alırız ya da sahipleniriz. Ama en yakın dostlarımızın huylarını bilemeyiz. Sizler için tercih yaparken göz önünde bulunduracağınız en yaramaz 10 köpeği listeledik. İyi seyirler. Listemizin 10. sırasında İlirya Çoban Köpeği. Ülkemizde çok sık rastlanmasa da ülkemizde bazı yerlerde bu köpeğe rastlamak mümkündür. Doğu kökenlilerdir. 1930'da resmen ırk olarak tanınmışlardır. Cesur, dikkatli ve hareketlilerdir. Sadece kendi sahiplerine itaat ederler. Sahipleri dışında başka insanlarla iletişim kurmayı sevmezler. İlirya Çoban Köpeği'nin özellikleriyle beraber enerji seviyesi üst seviyede olan, tehlikeye atlamaktan çekinmeyen bir köpektir. Kesinlikle evde beslenmez. Yoksa bir gün bir gelirsiniz evde ne kanepe ne de halı kalmış. Listemizin 9. sırasında Dalmaçyalı. Dalmaçyalı köpeği veya Dalmaçyalı, kısa tüylü, beyaz üzerine siyah ya da kahverengi benekli bir köpek ırkıdır. Genellikle ev köpeği olmayan ırklar kategorisinde değerlendirilir. TKC'ye göre faydalı köpekler kategorisindedir. Mizaç olarak oyuncu, zeki, cana yakın, enerjik, dost canlısı, aktif bir köpektir. Zaten kişiliği bir av köpeği olduğu için devamlı, enerjik bir hayvandır. Evde bakılması önerilmez. Listemizin 8. sırasında Skipperkey. Aslında halk arasında zeytin adıyla bilinen bir köpektir. Çok eski zamanlardan beri varlığı bilinmeyen Skipperkey 25 ila 35 santim uzunluğa sahip küçük boyutlu bir tür çoban köpeğidir. Coşkun, eğitilebilir, zeki, meraklı, yabancılara karşı kuşkucudur. Bir zamanlar denizcilerin ve kunduracıların köpeği olarak bilinir. Yüzecek, bekçilik yapacak ve ava çıkacak şekilde eğitilirdi. Günümüzde insanlara eşlik eden bir köpektir. Eğitilmeye müsait, meraklı ve yabancılara karşı kuşkuludur. Enerjisi çok yüksektir ve sadece bahçeli evlerde bakılması önerilir. Listemizin 7. sırasında Eydi. Eydi, Fas kökenli bir köpek ırkıdır. Eğitime yatkın ve dayanıklıdır. Avcılık, çobanlık ve bekçilikte kullanılır. Koruyucu, atik, enerjik, çevik bir köpektir. Dağ, bayır, ova. Bu köpek bu üçlü olmadan yaşayamaz ve mutsuzluktan, enerjisini dışarı atamamasından kendisine zarar vererek öldürür. Listemizin 6. sırasında Alaska Malamutu. Alaska kurdu veya Alaska Malamutu, Alaska'ya özgü işçi köpekti. Başlangıçta Alaska'nın kuzeybatısında yaşayan bir Eskimo halkı olan Malamut Inupi tarafından kızak çekmekte kullanılan Alaska Malamutu, günümüzde özellikle çocuklara son derece iyi anlaşırlar. Sonuçta özünde soğukta yaşayıp kızak çekmek olduğu için apartman daireleri ya da bizim buralarda yaşayamaz. Yaşayanlar ise oldukça hassastır. Anında pişik olabilirler. Listemizin 5. sırasında Appenzell Dağ Köpeği. Güvenilir, hayat dolu, korkusuz, kendisinden emin, enerjik bir köpektir. Ortalama yaşam süresi 12 ila 15 yıl. Ortalama kilosu en fazla 38. Bildiğiniz kangal köpeğini düşünün, tek farkı cüssesi. Kesinlikle bağlanmaktan hiç haz etmiyor. Bahçeli evler bile yetersiz gelebilir.
Listemizin 4. sırasında Belçika Malinois köpeği. Malinois, Belçika çoban köpeğinin kısa tüylü bir sürümü olan Belçika kökenli bir köpek ırkıdır. Adını Mecelli kelimesinin Fransızca karşılığından almaktadır. Bu köpek birçok ülkede tanınmış Belçika çoban köpekleri içerisinde ayrı bir yere sahiptir. Hem uzun hem de yüksek açıdan birbirlerine eşit derecededir. Kas yapısı son derece kuvvetli ve çeviktir. Ön bacakları düz bir biçimde yer alır. Dikkati son derece yoğundur. Bazı türleri ise utangaç olabilmektedir. Bu köpeği besleyecek kişilerin yeterince tecrübeli kişiler olması tercih edilir. Listemizin 3. sırasında Border Collie. Border Collie apartman hayatına uygun değildir. Ev içerisinde oldukça hareketlidir. Ancak büyük bir bahçede mutlu olabilirler. Tüm gün arka bahçeye bağlı kalmaya uygun bir köpek değildir. Salacaksınız ve kafasına buyruk bir şekilde yaşayacak. Listemizin 2. sırasında Amerikan Bulldog. Çiftliklerde sığır çobanlığı için kullanılan bu yeni ırk aynı zamanda iyi bir av köpeği olduğunu da kanıtlamıştır. Yaban domuzu, ayı gibi büyük hayvanların avlarında çok güvenilen ve ihtiyaç duyulan bu ırk akıllı, güçlü, koruyucu özelliği ile de çok tercih edilen bir ırk olmuştur. Günümüzde daha çok trekkinglerde yardımcı köpek olarak veya av köpeği olarak kullanılsa da çok iyi bir arkadaş köpek olduğunu da kanıtlamıştır. Enerjisi ve kaslı yapısından dolayı evlerde kesinlikle bakılamaz. Listemizin 1. sırasında Pitbull. Amerikan Pitbull Terrier, Terrier ve Bulldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek türüdür. Eğitimine bağlı olarak oldukça sadık ve cana yakın olabilirler. İnsan dostudurlar. Sahiplerini ölümü pahasına korurlar. Nasıl yetiştirilirse öyle bir kişiliğe sahip olur. Evde beslenilmez. Evde beslediğiniz zaman yastık, yorgan, koltuk, masa hiçbir şey bu köpekten sağ kurtulamaz. Bu videomu beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın. Ayrıca videoların devamlı için aşağıda bulunan abone ol butonuna basarsanız bizi çok mu çok mutlu edersiniz.